Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamız için ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehit olan kahramanlarımızın isimlerini sayarak başlamak istiyorum. Uğur Göksu Samsun, Ali Hekim Antalya, Özgürcan İnce Ankara, Okan Dinçer Balıkesir, Ömer Yiğit Ulus İzmir, Süleyman Aydın Amasya, Neşet Gök Eskişehir, Yahya Şen Kırıkkale, Emre Güngör Kırıkkale, Ali Çam Osmaniye. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yalnız buradan basın mensuplarına da bir sitemimi dile getirmek istiyorum. Basın mensupları son 4-5 gündür maalesef Kaşıkçı'yla yatıyorlar, Kaşıkçı'yla kalkıyorlar. Haberlerin yarısı Kaşıkçı'ya ayrıldı. Sabah yarım saat haber dinledim. 20 dakikasında bütün televizyon kanallarında Kaşıkçı var. 10 şehit vermişiz. 10 şehit televizyon kanallarında 5 dakikalık bir haber değeri taşımıyor. Teröristlerinin isimlerinin sayıldığı yerlerde bu topraklar için şehit olanlara bu değer verilmiyor. Bu konuda daha büyük hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum. Maalesef ülkemizde basının gündemi Kaşıkçı. Milletin gündemi işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve yüksek faiz. Öğrencinin gündemi yurt sorunu, kredi sorunu, burs sorunu. Çiftçinin gündemi mazot, gübre, tohum, yüksek faiz ve borç. Borcu borçla kapatma. Seçim bölgem olan Mersin'in gündemi her seçim döneminde değişmeyen vaatler. Bir türlü bitirilemeyen Çukurova Havaalanı. Şu anda yerel basında çıkan haberlere göre havaalanı inşaatının yeniden durduğu ve burada çalışan işçilerin işlerine son verildi. Bir türlü başlayamayan, iki defa temelini atmamıza rağmen şu anda inşaat sahasında bekçi bile bulunmayan Kazanlı Turizm Bölgesi. Sayın önceki dönem Çevre Orman Bakanımızın defalarca söz vermesine rağmen bir türlü bitirilemeyen Pamukluk Barajı, Silifke Aksıfat Barajı, Anamur Alaköprü Barajı ve yine her dönem vaat edilen ama bir türlü neticeye varılamayan hızlı tren, Yenice Lojistik Köyü, Kalkınma Bakanımızın seçim döneminde OSB kurulsun hemen 50 milyon Kalkınma Bakanlığından ödenek aktaracağız dediği Tarsus Gıda OSB, MUT Organize Sanayi Bölgesi ve ayrıca narenciye sezonu ve zeytin sezonu başlamasına rağmen geçtiğimiz yılki fiyatların yarı fiyatına satılan ürünler. Ben buradan palyatif tedbirler yerine gerçekten ülkenin kangren olmuş yaralarına çözüm bulacak çalışmaları Yüce Meclis'in yapmasını istiyorum. Şu anda kredi faiz oranlarına bir bakın. İnşaat sektörü ne durumda? Kasım, Aralık, Ocak ayında göreceksiniz çok sayıda inşaat firmasının konkordato ilan ettiğini, iflas ettiğini, icra ile hacizle baş başa kaldığını göreceksiniz. Ben buradan Maliye Bakanımıza sesleniyorum. Öncelikle bankaların konut kredilerini ve ticari kredilerini, Türkiye %0.90'lık birlik faiz oranlarıyla ticaret yapmaya, konut almaya veya tarımsal kredi kullanmaya yıllardır alıştı. Şu anda 2, 2.25, 2.50, 2.90'lık faizlerle ne çiftçilerin ne inşaat sektörünün ayakta kalabilmesi mümkün değil. Size bir örnek veriyorum. 300 bin lira kredi kullanan bir vatandaş konut kredisinde 0.90'lık faiz oranlarıyla aylık 6.700 lira para ödüyordu. Ve 300 bin liraya 403 bin lira gibi bir rakam ödüyordu. Şu anki faiz oranlarıyla ayda 11 bin lira ödemek zorunda. Ve 300 bin liralık krediye 364 bin lira faiz ödemek zorunda. İşçinin de, çiftçinin de, konut alacak vatandaşın da bu faizlerle başa çıkması mümkün değil. Burada en büyük fırsatçılığı bankalar yapıyor. Öncelikle bakanlığın bankalarla ilgili gerekli tedbirleri alması, faizleri makul seviyelere çekmesini talep ediyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Şimşek.